Valla Erdoğan'a laf söylemesinler. Tayyip Erdoğan bir numara adamdır. Kendisini çok seviyorum, saygı duyuyorum. Kılıçdaroğlu kendi kendine konuşup konuşup dursun. Kılıçdaroğlu kendi kendine konuşsan orada. Tayyip Erdoğan'ı yıkamazsınız. Kılıçdaroğlu boş boş konuşma. Canımı da sıkma. Tayyip Erdoğan'ı yıkamazsın. Sen kimsin? Sen kim oluyorsun Tayyip Erdoğan'ı yıkmak için? Vır 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 çıkıp televizyonun karşısında konuşuyorsun. Tayyip Erdoğan laf söylemeye senin hakkın yok. Sen boş boşuna konuşma. Ben Tayyipçiyim ve Tayyip'i de seviyorum ve aşığım da kendisine. Önünde de eğiliyorum, elinden de öpüyorum kendisini. Sen başa gelsen ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Her şeyi yıkıp batıracaksın. Başa geldiğin zaman biz acımızdan sürüneceğiz, acımızdan. Biz aç kalacağız, o zaman aç kalacağız. Biz şu an aç değiliz Allah'a çok şükür. Hiç de aç değiliz. Bu gençler de başına taş düşse Tayyip'ten biliyorlar. Gitsinler çalışsınlar. Ben o konuda söylüyorum. Kılıçdaroğlu oldukları için Tayyip Erdoğan'ı biliyorlar. Yani kusura bakma şimdi bir şey diyeceğim. Olmuyor. Burada ekranın karşısında olmuyor. Tayyip Erdoğan'a kimse laf söyleyemez. Hiç kimse laf söyleyemez. Kılıçdaroğlu dahil de sen laf söyleyemezsin oyarım seni. Bak karşıma çıkma benim. Gel bul beni. Karşıma çıkma. Tayyip'e laf söyleme. Tayyip Erdoğan elinden öpüyorum, saygı duyuyorum sana. Tayyip Erdoğan çok iyi bir insan olduğu için onlar çekemiyorlar. Amacına ulaşamayacaklar çünkü kimse Tayyip Erdoğan'ı yıkamaz. Neden seviyorsun abla? Aşığım adama. Adam her şeyi yapıyor. Adam her şeyi yapıyor. Dürüst bir insan, iyi bir insan. Başa geldi geleli her şeyimiz oldu. Binlerce hastanelerimiz. Eskiden düşünüyorum, hastanelere gittiğimiz zaman kuyruktan, sıradan geçemiyorduk. Şimdi ise gidiyoruz. Mayenemizle oluyoruz, ilacımızla oluyoruz. Yani rahat rahat bütün makinalarımız var, her şeyimiz var. Çocuğumuz küçük yaştan sigortalı. Kızım ameliyat oldu ve hiçbir ücret ödemeden hastaneden çıktım ben. Kılıçdaroğlu başa geldiği zaman hepsi olacaktı zaten. Ben o Kılıçdaroğlu televizyonda gördüm zaman cinlerim görüyorum. Çünkü nefret ediyorum bu adamdan. Boş boş konuşuyor. Çıkıyor da mıy 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 konuşuyor. Tayyip Erdoğan'a kimse laf söylemesin. Tayyip Erdoğan'ın önünde eğiliyorum ve aşığım da seviyorum da biz ailece seviyoruz ve oyumuz hala da ona ve ona da olmaya devam edecek ömrüm yetene kadar Tayyip Erdoğan. Böyle övünce yalaka diyorlar. Vallahi işte yalaka değil ben gönüllü söylüyorum ben yalakalıktan söylemiyorum. Bu yalakalık mı? Sigortaya gidiyorduk. Sigortada da bir dünya kuyruk 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 kuyruk. Sıra morası alana kadar zaten orada o hasta geberiyordu zaten. Yani bir kan veriyordun, 3 saat, 5 saat sıra bekliyordum. Ben o günleri unutamam yani. Gençler de diyor ki açız. Vallahi işte aç değiliz, çalışsınlar. Gençler sokaklarda gezeceğini, kahvelerde gezeceğini, internet kafelerde gezeceğini, evde oturup da telefonla sabaha kadar oynayacaklarına gitsinler çalışsınlar. İş mi yok? İş seçiyorlar, evet. İş seçiyorlar. Bizim Türkler, yok biz onu yapamayız, yok biz bunu yapamayız diyerekten şu an Suriyeliler çalışıyor. Suriyeliler çalışıyor. Çalışıyorlar, alnının hakkında çalışıyorlar, parayı da kazanıyorlar. Yani bizim Türkler şu an hiçbir yerde çalışan yok. Hiç bütün konfesyonlara gir, hiçbir yerde yok. Gençler de diyor battık bittik. Vallahi ne battık ne bittik. Çalışsınlar batmasınlar. İmam Bey her şey güzel olacak, her şey güzel olacak. Çok güzel oldu İmam Bey. Bir klimayı bile yakamıyorsun metrobüste. Koltuğa oturdun ya, oturduğun zaman hemen damı geçirdin. Sen koltuğa oturmadan işçi çıkarttın. Senin yaptığın terbiyesizlik, dürüstlük değil. Kadir Topbaş'ın zamanında biz neydik? Şimdi biz ne olduk? Ne olduk? Daha ne olacağız? Belli mi İmam Bey? Daha belli mi? Ne yapacaksın daha bize? Oturduğun yerde gelir gelmez bize her şeyi geçirdin. Alkışlıyorum seni. Alkışlıyorum. Ucuzlayacak, o ucuzlayacak, bu ucuzlayacak, şöyle olacak, böyle olacak dediniz. Tam böyle İmam Bey koltuğa oturdu. Seçimler bitti, zamlar girdi. Zamlar girdi yani resmen zamları soktunuz yani. Kendinize güveneceksiniz, bize güveneceksiniz. Namussuz siyasete evet diyeceksin. Namussuz siyaset. Halkına hesap veren siyaset. Vallahi biz ona güvenmiyoruz. Ona güvenirsek biz yarı yolda kalırız. Kusura bakmasın yani biz ona güvenmiyoruz. Türkiye'de namussuz siyaset eksik. Bunu yapacağız. Doğrudur. Doğrudur yani. O öyle diyorsa doğrudur. O getirmiştir zaten. Başka kim getirecek? Namuslu insanlara ve namuslu siyaset yapanlara sahip çıkmak. Ben bunu istiyorum sizden. Valla Kılıçdaroğlu'na ne diyorum? Kendisini çok yükseklerde görüyor. Çok konuşuyor. Çok fazla konuşmasın. Oturduğu yerde. Zaten biz onun da biliyoruz.
Onun zamanını da biliyoruz. Kılıçdaroğlu kendi kendine orada zaten konuşup duruyor. Boş boş çıkıp da konuşmasın, gitsin emekliye ayrılsın. Evinde otursun. Zaten yaşlanmış. Yani o başa gelse ne olur, gelmese ne olur. Sonuçta Tayyip Erdoğan'ımız gençken buraya geldi. Adam çöktü. Adam uykusuz kalıyor, adam uyuyamıyor, adam Türkiye'ye ne olacak diyor, oraya ne olacak diyor, buraya ne olacak. Adamın uykuları kaçacak, iyice yaşlandı kafaya takmaktan. O orada oturduğu yerde Kılıçdaroğlu hani bir şey yaptığı zannediyor, vıt 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 konuşuyor, başka hiçbir şey yaptığı yok. Ama Tayyip uyuyamıyor. O adam ne hale gelmiş, izlediğim zaman televizyonda görüyorum, hakikaten üzülüyorum. Ve onu çok seviyoruz, her zaman da seveceğiz de. Ama Kılıçdaroğlu başa gelmez, gelemez de. Şurada İmamoğlu'na laf atmak istiyorum. Kadir Topbaş'ın zamanında metrobüslerimiz sıcacıktı. Metrobüse biniyoruz, vallahi titriyoruz ya, zaten ıslanmışız, sucuk gibi olmuşuz. Ya klima yanmıyor, klima. Kendisi İmam Bey, her şey güzel olacak, her şey güzel olacak. Çok güzel oldu İmam Bey. Çok güzel oldu. Bir klimayı bile yakamıyorsun metrobüste. Koltuğa oturdun ya, oturduğun zaman hemen zamı geçirdin. Sen koltuğa oturmaz işçi çıkarttın. Senin yaptığın terbiyesizlik, dürüstlük değil. Kadir Topbaş'ın zamanında biz neydik? Şimdi biz ne olduk? Ne olduk? Daha ne olacağız? Belli mi İmam Bey? Daha belli mi? Ne yapacaksın daha bize? Koltuğa oturuyorsun, emrediyorsun. Yok şu işçiyi çıkart, yok bunu çıkart, yok şunu yap, yok bu zamı yap. Sen her şeyi yaptın. Oturduğun yerde gelir gelmez bize her şeyi geçirdin. Alkışlıyorum seni. Alkışlıyorum. Her şeyi geçirdin bize. Her şey güzel olacak dedi ya İmam Bey. Sağ ol. Her şey hakikaten çok güzel oldu. Güzel olmaya devam ediyor. Allah razı olsun ya. İmam Bey, ben şimdi sana şunu söylüyorum. Açık açık rica da ettim. Şu zamı indir. Akbil'deki şu metrobüsteki sıcaklığı ver. Klimanın sıcaklığını ver. Donuyoruz. Biz zaten 5 lira basıyoruz, 6 lira basıyoruz. Kardeşim ısınmıyoruz ya, bu ne ya? Vatandaşa sen eziyet ediyorsun. Oraya oturuyorsun, işçi çıkartıyorsun. Oraya oturuyorsun, sen emrediyorsun. Kadir Topbaş'ın zamanında hiç böyle değildi. Ben şu an gerçekten sana burada sesleniyorum. Hiçbir şey de güzel olmadı. Sen başımıza geldin. Biz battık. Her şey zam. Adım başı zam. Yani affedersin, tuvalete bile gitsek ona bile zam yapacaksın neredeyse. Her şey zam yaptın. İmamoğlu rica ediyoruz. İstanbul'daki şu zamları indir. İndir yani. Bu ne ya? Başa geldin geleli bizim bu zamlardan kendimizi kurtaramadık. Evet, namus sözü vermiştiniz Kılıçdaroğlu Bey. Ama çok güzel namuslusunuz ya. Allah razı olsun. Yani işi işten atmayacağız. Zam yok, o yok, bu yok dediniz. Türkiye şöyle olacak dediniz, böyle olacak dediniz. Koltuğa oturulmaz her şeye zam. İşçi de işten çıkarttınız. Yazık, günah bu vatandaşlara, yazık, günah. Ben sana oyumu vermem. Tayyip'ten başka kimseye oyumu da vermem. Her şey güzel olacak demişti ya. Ondan sonra zam yok demişlerdi. Suyunuza kadar hayatı ucuzlaştıracağız. Artık evinize, hanenize su %40 daha ucuz girecek. Bakın bu kadar ne? Yapacağımız altyapı çalışmalarıyla 4-5 yıl içerisinde evinizdeki suyu bile doya doya içeceksiniz. İhmal edilmiş, hayatı pahalılaştıran ne varsa hayatınızdan kaldıracağız. Oturdukları yerde habere zam yapıyorlar. Kılıçdaroğlu Bey'e şunu söylüyorum. Oturduğun yerde fazla konuşma. Televizyonda her şey ucuz olacak demiştin. Şu an her şey pahalandı. Allah razı olsun senden.